Şimdi böyle bir beyaz atlı prens kıvamında mı göreceğiz bundan sonraki şeylerde seni? Ee, çünkü seyirci algısında biraz da hani sosyal medyayı evet. araştırdığımızda diyoruz ki evet yani bu adam bir e, bir beyaz at varsa onun üzerine en çok yakışan tiplerden bir tanesi. <laughs> yani hiç düşündün mü kendini öyle? Beyaz atlı olarak. Tık 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 geliyorsun ve birileri uyandırıyorsun. <laughs> Valla atabilmeyi <gülüyor> seviyorum <gülüyor> elimden geldiği kadar. At ayırmam diyorsun. <laughs> evet beyaz ayırmam. Beyaz. Ama ne bileyim, e, o biraz böyle işin kolay kısmı geliyor. Çünkü yani <laughs> daha önce oynadığım rollerde zaten öyle benzer bir şey vardı. E, şimdi böyle bir 4-5 tane dizi teklifi var, değişik <laughs> değişik projeler. Çok heyecanlandım, yakın zamanda görüştüğüm bir proje var. <gülüyor> <gülüyor> e, daha 1 iki gün oldu. E, ondan önce görüştüğüm birkaç proje var. Ama hepsinde e, benzer şeylerle geliyor. Bir tanesi çok marjinal sadece aralarından benim de gönlüm biraz oraya doğru. Bakalım. Sen ee, bu iyi. bir yandan da seviyorsun çünkü hani başka dilde aşk diye evet. senaryosunu senin yazdın. Harika bir iş çıkarttı. Ya çok güzel. Ee, teşekkürler. Yani herkesin ayakta alkışladığı bir iştir o. <laughs> ee, hakikaten öyle bir dünyada yaşamak ister miydin? Yani İşitmeye duymadığın, geldim, evet, olarak. duymadığın, ee, bilmiyorum Bazı hani, şeyleri duymamak işine gelir miydi açıkçası e, belki ya Mutlaka gelirdi ama hani buna Benimki karar verebiliyor olmam daha tabii ki avantajlı olurdu Yani işitme engelli Müclis. olmak zor bir hayat Onu seçmek zor bir hayat ama hı hı. E, Olmak da imkansız değil her an Yani bir sabah kalktığınızda bile olabilirsiniz Herkesin başına gelebilecek bir şey hı hı. bu engel durumu hı hı. Onu her zaman akılda tutmak lazım zaten hı hı. E, Herhalde oradan hareketle zaten Bana yazdıran bir şeydi İlk sen başarılı birlikte e, Ama hani ne bileyim ee, biz hep şeyi yapmak istedik. Bizi yola çıkartan şey oydu aslında. Hani bir engelliği idealize etmedik şimdiye kadar hiç. Hiçbir filmde, hiçbir dizide. Hı hı. Ee, her zaman mükemmel karakterler vardı. İşte o dizilerde her zaman işte hep, şeyler, hep yakışıklılar, hep beyaz attı prensler, hı hı. hep beyaz paraları olan hı hı. adamlar. E ee, filmlerde de öyle. Biz böyle ters bir yerden girmek istedik. Ee, aslında öyle oldu. Ya anladığım kadarıyla sen bütün bundan sonraki senaryolarında da bir ters köşeye yatırma şeyim var. Atlı karınca da öyleydi. Ama. Evet şimdi Hı -hı. yeni yapacağımız proje de öyle. Hani e, sizden küçük bir ricamız var diye bir ne Nedir yeni efendim? Proje Estağfurullah buyurun. buyurun ya. Evet. Büyük küçük fark etmez. Filmin mi? ismi de bu işte. Güzel. <laughs> Ondan sonra sizden küçük bir ricamız var. Bakalım işte şimdi ona çalışıyoruz. Ee, Bayağı sıkı bir film olacakmış galiba. Kalabalık evet, kadro. Güzel kalabalık bir kadrosu var filmin. E, i̇lk sen Hı -hı. başarır çekecek yine. Hı -hı. E, Onur Ünsal işte... İnan Ulaş Torun. Rica ee, ne abi? Rica abi e, aslında 21. yüzyılda nasıl bir insan olduğunu sorgulatmak. Rica ederim, sormayın böyle evet, sorular. Abi, ya evet. aman, <laughs> siz de ya? Yani uğraşıyorsunuz biraz böyle bir şey ve şey ya bu çok eğlenceli bir film olacak. Yani Lanıyorum. gerçekten bu sefer bir komedi filmi e, çekeceğiz, temelinde bir komedisi olan Hı -hı. E, aslında ama baş çok başka şeyleri sorgulatan bir film olacak. Hı -hı. Diğer Hı -hı. filmler gibi olacak aslında. Yani bizim de bu deve kuşu kabera ruhundan öğrendiğimiz, e, geçmişteki ustalarımızdan öğrendiğimiz şey. Ee, bir şeyi e, halka böyle bir şey arz etmeye çalışırken, anlatmaya çalışırken daha doğrusu e, onun içine böyle küçük onların ilgisini çekecek şeyler koymak. Mesela Başka Dilde Aşk, Başka Dilde Aşk'ın öyle bir yapısı vardı. Evet popüler kodlar taşıyan bir filmdi ama ötekinin hikayesini anlatıyordu. Evet. Ötekileştirdiğimiz tüm insanların hikayesini anlatıyordu. Hem dil bakımından hem din bakımından hem kültür bakımından bir sürü şey bakımından e, o zıt kutupları anlatıyordu. Bu filmde öyle olacak. Bir harikaymış. Aje, evet, ajan ajan olduğunun farkında olmayan ...üç tane arkadaşın hikayesi aslında. Vay gerçekler. Evet evet. <laughs> bizler gibi yani. <laughs> ya. ee, sevgili Aref. Aref gerçek ismin mi? Evet. Sahne adı falan değil değil mi? Evet. Çünkü biz de şimdi araştırdık. ...uyduda bilmem neye yapılan ...kablo bağlantısının adıymış Aref. O RF. Radio öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şunu demek istiyorum. Ee, Kendinden korkuyor musun hiç? Yani şöyle aynaya baktığında bir kendinden yapabileceklerinden ya da aklından geçenlerden çekindiğin olabiliyor. Ya da kendi aklından geçen okuyabiliyor musun? Yani bazen bir şey yapmayı düşünüyorum. Sonra böyle bir şey yapacağımdan bazen bile korkuyorum ya. Yani. yani. kendim bir şey üretiyorum. Sonra yapacağım şeyden bile bazen korkabiliyorum. Yok bunu yapmayayım diyorsun falan böyle bir. Iz... Yani çünkü Bayağı tehlikeli bir şeyler düşünüyorum mesela. Daha fazla... Şu anda mı düşünüyorsun canım? <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Adam bir inceden böyle... <laughs> Gösteri olarak daha korku tarzında ve daha adrenalinli gösteriler düşündüğüm için bazen abartıyorum biraz. Anladım. Bizim e, tam işte hani kahve ortamındayız ya kahve usulü bir soru geldi. Arep diyor yetenekleriyle e, kız tavladı mı? Çok net sormuş yani hiç... Tabii Hı. Evet. Ha yani. <laughs> Biz de böyle <laughs> Evet ettik. <evet, gülüyor> evet. evet. <Evet>, hemen destekliyorduk. Öyle bir şey yapmadım ama yok. Yok mu? Yok yok. Ya i̇stesen herhalde. Ee, zaten ben 24 saat hayatımda elizyonla uğraştığım için. Belki olmuş olabilir ama ben bilmiyorum. Anladım. Şiir yani, <laughs> 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 gibi geldi falan <laughs> <sanat> diyorsun. <laughs> Onu da <laughs> sihir gibi. <laughs> Güzelmiş ya. Sihir gibi geldi. Peki e, bir anda sana ne denmesini istiyorsun? Hani sihirbaz, eskiler madrabaz derdi buna. E, büyücü, Harry Potter, ah e, tatlı çocuk. Hangisini isterdin? Hani özel bir şey yapıyorum. Ben aslında daha fazla insanların beyniyle e, manipülasyon yapmayı daha fazla seviyorum. Yani daha görsel değil de daha e, beyinsel olarak yani hatta bir işitme engeli bile ya da bir görme engeli bile ona katılabileceği bir şey. Çünkü ilizyon sadece normal insanlar için bugüne kadar yapıldı. Hatta şu an şey düşünüyordum yani e, bir iki haftadır bunu düşünüyorum. İşitme engelleri ve görme engelleri için bir ilizyon gösterisi. İlgisiz daha önce bir yani. şey yap yapılmadı çünkü. Galiba böyle bir şey yapılmadı Peki e, İran'da mı doğdun? Evet. İran'da doğdun. E, sonuçta, sonuçta şey e, biliyorsun koca bir Pers İmparatorluğu'nun devamıdır İran. Yani e, Pers'e baktığında bu e, tip ilizyonlar e, ya da buna benzer işte sanatlar diyelim, gizemli sanatlar Pers'te de çok yaygındır. Sanıyorum böyle genetik şifrelerle yani kendindeki o farklılığı ne zaman keşfettin? Çocukluk. Biraz özür dilerim psikolog sorusu gibi oldu ama kusura bakma. <laughs> Çocukluktan beri e, bu... Sanatı aslında seviyorum. 11 yaşta başladım gibi oldu. İşte bir gün evde yalnızdım, işte sıkılıyordum. Amcam vardı evde. İşte basit bir iki numara yaptı işte. Dedim sadece bu kadar mı? Sonra ampulü çıkardı, kırdı ve yedi. Afiyet olsun. <laughs> o zaman bayağı bir etkilenmiştim. Sonra zaten ben ilizyon gösterilerine de katılıyordum. Yani izlemek için. Sirklere falan katılıyordum, izliyordum. İstemeden aslında hiçbir zaman ilüzyonist olduğumu düşünmüyordum. Dediğiniz gibi yani bir şey hedeflemiyorsun ama o seni e, kendine çekiyor yani. İlginç. Peki senin böyle amcadan kalma ampul yeme gibi şeylerin var mı? yeteneklerin? <laughs> ya. Yani. Yiyebilir misin bir ampul? Evet. <laughs> böyle cebinde falan dolaştırıyor musun? Abi? Zeki Alasya'da yani, hani atıştırmak için. plastik yer böyle. Ya. Yani. <laughs> plastik mi? Yani plastik yani Zeki Alasya plastik yer. Eski benim e, devlet tiyatrosuna e, daki bir arkadaşım <laughs> vardı. Süha Tuna. <laughs> Çevreyi koruma <laughs> <anladım diyor. gülüyor> Güzel bir yerde. <laughs> Süha Tuna bardak yerdi, <laughs> cam yerdi, jilet yerdi. İşte dönüşebilire, e, dönüşebiliyor hakikaten ya yani. ampulde işte plastikte. Dönüşebilir bir şeye çeviriyorlar varsa yanında atıştırmalık bir şey mümkün müdür yedirmek sana ampul? Yoksa şu bak stüdyoda gördüğün gibi hastalar gibi. Bol 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 yani hani. Yalnız Şeffaf ampul olursa. Sevdiğim bir ampul çeşidi var. Şeffaf bir ampul var mı çocuklar? Orta pişmiş, şeffaf. Orta pişmiş, şeffaf, mı olması lazım? bu ama olmaz mı? Bu şey değil, şeffaf değil çünkü içinde zehirli bir şey var. aman şeffaf bir ampul bulun. Ee, güzel bir akşam yemeği yedirelim. Geç, geç akşam yemeği yedirelim. Tamam bunun için bekletiyorum.